Herkese selam. Merhaba dostlarım. Ben Yasin. Uzun zaman sonra bir daha soruyorum. Uzun zaman dedim 7 gün. 9 gün oldu. En son bir daha soru büyük ihtimal. Bugün sizlere TikTok kazancımı açıklayacağım. Tabii de böyle bir şey yok. Yani TikTok kazanma şeyi TikTok'ta böyle şöyle ilerliyor. Öncelikle minimum 1000 takipçiye ulaşmanız lazım. Ben ulaştım. Ondan sonra minimum 1000 takipçi olup ondan sonra yayın açmanız gerekiyor. Ama ben yayın açıyorum. Ve 2-3 kişi geliyor. Millete de hediye edilemiyorum. Şimdi isim vermeyeceğim ama bazı TikToker'lar millet hediye alsın diye neler neler yapıyor yani. Gören, ben öyle şeyler yapmıyorum. Bir tane de bana gül atıldı bir kere. O da ilk canlı yayın açtığımda. İlk canlı yayın açtığımda 10-15 kişi vardı. Sonradan azaldı. Aslında yabancı ülkelerde yani yanlış bilmiyorsam burada şimdi kesin bir bilgi olarak vermedim. Yabancı ülkelerde İzlenme başına 100 cent ne veriyorlarmış. Yanlış olmadı burada. Yanlışsa altı yorumlarda düzeltebilirsiniz. Öyle paralar veriyorlarmış ve bu Türkiye'ye gelecek diye duydum. Gelirse gelsin, gelmezse gelmesin. O benim için sıkıntı değil. Ben para için yapmıyorum. Orada eğlencesine takılıyoruz yani. Anlayacağınız öyle artık. Ama dediğim gibi yani TikTok'ta para kazanmak kolay. Ama 1000 takipçiye çıkmak zor. Beni bilenleriniz bilir. Ben EBA ekleme videosuyla burada EBA ekleme videosuyla ünlü oldum. Çünkü nasıl bir şey olduysa ya bir de TikTok'un da şunu da söyledim. TikTok öyle bir platform ki zaten diğer platformlardan daha çok tutulmasının sebebi rakiplerine nazaran. Çünkü bir sürü rakibi var. YouTube, ondan sonra ne Instagram, hele de Instagram köklü bir şey. Bu rakiplerine karşın o kadar öyle bir şey yaptı ki çok tutuldu. Bunun sebebi de arkadaşlar TikTok çok kolay öne çıkarıyor sizi. Bu aynısı bana da oldu. Ben eve ekleme videosunu attım. Şey, eve ekliyoruz. Uzantıyı değiştirin falan. O videoyu izlerseniz aşağıya link bırakırım. Neyse attım o videoyu. Geceleyin attım. Sabah kalktım. Telefona baktım. Bildirimle bir anda bir gecede bakın 24 saat izleniyor. 24 saat değil. Çünkü 24 saat olmuyor değil mi? Yani maksimum 10-12 saatte 11-12 saatte 10 bin beğeniye ulaştı video ve 100 bin de izlenmeye ulaştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani ben de şok oldum. Mutlu oldum. Dedim nasıl olur yani? Dedim nasıl oldu böyle bir şey? Bir gecede bayağı da hashtag koymuştum ama bir gecede tutuldu video 10 bin beğeni. Şu an 38 bin beğeniye çıktı ama ki maalesef bazı insanlar benim videolarımı çalıyorlar. Bunları benim videomun aynısını çekip atıyorlar ve bazılarına telif attım, bazılarının hesapları kapatıldı. Bazılarına telif attım, TikTok bunu kabul etmedi. Dedi içerik senin değil falan dedi, orada cazcuz yaptı. Yani telif attım ama bazıları ben 11. ayın 30'unu atmama rağmen videoyu bazıları benden daha çok izlendi. 2 milyon izlenmeye ulaştı ki benim videom 500 bine geçti. Sonra onun dışında bir video daha attım. O da şey kapanmayan şaka virüsü attım arkadaşlar. Bir dakika. Önceki videomuzda sesim tam çıkmamış. Onun için kusura bakmayın. Orada tam sesi konuşmadım veya telefon uzaktı ama şu an iyi sesle konuşuyorum. İnşallah geliyorum. Neredeydik en son? İşte ya, evet bir EBA şey EBA değil. Kapanmayan şaka virüsü videosu attım. Onu da şuralarda bir yerde görebilirsiniz. O da bir gecede değil ama yani o da 150 bin izlenmeye ulaştı. 150K'nın üstünde şu an izlenmesi var ve beğenisi 8 bin. Tabii EBA kadar şey yapmadı. EBA kadar yükselmedi bir yanda ama onun da 8 bin beğenisi var. Yani ben bu işte EBA videosuyla 1000 takipçinin üstüne ulaştım. Daha sonra yavaş yavaş ilerledi. En sonunda 1900 takipçiye geldik. Canlı yayın açıyorum. Açıyorum ama çok kişi katılmıyor. Böyle konuşuyorum onu bilmiyorum. Bir aracılarım yok aslında ama bir an nefes nefese kaldım uzun zaman gerçekten. Unutmuşum ki ben böyle vlog videoları çok çekmiyordum zaten arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada arka planı beğendiyseniz like atın ve yorumlara yazın daha çok bu videoyu çekerim. Dediğim gibi öyle yani TikTok'ta para kazanmak kolay ama işte ilginç bir video atmanız lazım. Yani benimki ilginçti ve çok kişinin işine yarayacak bir videoydu. Epey ekleme. O sistem Türkiye'de olsaydı herhalde bir izlenme başına kaç lira? 25 kuruş veya 50 kuruş verseler kaç lira ediyor? Oo, zengin olurduk arkadaşlar ama. Arkadaşlar bu videoda böyle bir videoydu. TikTok kazancımı açıklayayım diye bir video yaptım ama TikTok kazancım yok.
TikTok'tan para falan kazanmadım şu ana kadar. Bir tane hediye vardı. Bir tane birisi gül atmıştı. O da duruyor. Onu çekmedim. Onu TikTok'a kaç ay önce başladım bunu söyleyeyim bir de. TikTok'a işte 5. ayın 26'sı mıydı? O civarlarda başladım. İlk videom oydu benim. Zaten bununla buradan haberini de verirler. Haziran ayında oyun geliştirmeye başlayacağız. Takımımız yani ekibimiz 3 kişiden olacak ama bu kişilerin ismini söylemeyeceğim. İlerleyen zamanlarda zaten şey olacak, ortaya çıkacak, açığa çıkacak ve işte şirket de kuracağız. Tabii şirket kurmak gerekli. Bilgisayar oyunu yapmayı düşünüyoruz Haziran ayında. Öyle bakalım. Sonra patentini alacağız. Neden? Çalmasınlar diye. Aynı benim videomu çaldıkları gibi şeyi de çalmasınlar diye arkadaşlar. Çünkü oyunun kopyasını aynı bir şekilde üretebilirler ve kendi adlarını yayınlayabilirler. Biz bunun önüne geçmek için de patentimizi alacağız çıkarmadan önce. Yani kimsenin uğraşacağını sanmıyorum da çıkarabilirler. Yani Çin iPhone'un gibi Pro Max'in bile sahtesini üretiyorsa millet neler neler yapmaz yani benim gibi. Oyun yapacağız ama biz karışık gideceğiz. Neden karışık gideceğiz onu da söyleyeyim. Evden çalışacağız ve şirket açma olayı da Türkiye'de şöyle. Limited veya şahıs şirket açılıyor. Şahıs şirketi açmanız için tek kişi olmanız lazım. Çünkü biz 3 kişiyiz veya hatta 4 kişiyle de yapabiliriz. Yani tam belirlemedik onu. Büyük merkez Limited şirket açacağız. Limited şirketi açacağız arkadaşlar. Onun için noterden kağıt falan olur da çok bir şey gerekliymiş ama ileride açacağız. Bunlar da gerekecek. Sonra düzenli bir şekilde devlete vergimizi ödeyeceğiz. Neden? Çünkü oyundan para kazanacağız ve şirket açmamız gerekiyor. Yoksa bunun Türkiye'de hapse kadar yolları var. Onu da buradan belirteyim. Tabii çok araştırdım. Şirket işi nasıldır, nasıl açılır. Gerçi daha 5 ay, 5-6 ay var da. Yani yine de bir bilgi edindim. Bu arada oyunumuzu Unreal Engine oyun motoruyla geliştireceğiz. Epic Games %5 kısmı da almayacak telif hakkına. Yani %12'lik kısmını alacak, %88 bize kalacak. Yani Epic Games bu yönden iyi çünkü Steam %30'unu alıyor. Hani Epic Games'ten mi yaptın? Bir şey yok. Hani Unreal Engine'dan mı yaptı sana soruyor. Biz Unreal Engine'dan yaptık. Ver bakayım %5 telif hakkı diyor. Oradan bir de %5 telif hakkı ücreti alıyor arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen zamanlarda Steam'de de yayınlarız. Dediğim gibi böyle bu kadar şey vermek yeterli bence. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve şurada da yanlış olmazsa YouTube bulabilirsiniz ve oyun videoları çekmeyi düşünüyorum. İnşallah çekebilirsem. Onun için beni takip edin. İnşallah umarım sesim gelmiştir. Kusura bakmayın önceki videodan dolayı da ama yapacaktım üzere. Hoşçakalın o zaman. Like atın şuradan.